Öfke dolusun, öyle değil mi? Kanın kin ve nefretle kaynıyor. Bunu söze dökmüyorsun. Gözlerine bakınca da kin, nefret okunmuyor. Hislerini saklamakta çok başarılısın. Hayatını mahvetmeme rağmen neyi sevip sevmediğim senin için önemli olabiliyor. Her şeye rağmen. Kaçabilirsin. Tüm bunlardan kaçabilirsin. İtiraf et. Sen ve köylünün halkı o suçları gerçekten de işlediniz. Söz veriyorum. Mümkün olan en az cezayı alacaksınız. Kaçmak mı? Bütün bunlara son vermek mi? Hayır. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Görüyorum. Bu olanlar en az beni olduğu kadar seni de üzüyor ve yıpratıyor. Evet, ben acı çekiyorum. Ama belli ki sen de çekiyorsun. Yine de benim gözümde suçun yok. Asıl bütün suç benim. Zaten dün de böyle söylemiştin. Burada mutlu değilsin. Geri dönmeyi hiç istemedin. Ama benim yüzümden mecbur kaldın. Dün böyle demiştin, öyle değil mi? Dinle. Evin içinde kimden ne duyduğunu bilmiyorum ama inan zerre kadar umurumda değil. Ama sırf onlarla tanıştın ve ikilaf ettin diye sakın beni çözdüğünü, anladığını düşünme. Sen beni asla anlayamazsın. Öfkemi, derdimi, içindeki ateşi anlayabileceğine inanıyor musun? Hayal görmeyi bir an önce bırak. İstediğini düşün ve hakkımda ne düşündüğün umurumda bile değil. Bir kadın. Hem de böyle güzel bir kadın beni asla anlayamaz. Buna ne kadar uğraşsan da asla başaramazsın. Asla başaramazsın. Çünkü bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Yengemin iş için çağırdığı ustalar gelecek. Onların karşısına çıkmam. Odaya git, orada kal. Seni ev halkından başka hiç kimsenin görmesini istemiyorum, anladın mı? Anladın mı? Kaç kere söyleyeceğim? Bir şey sorduğum zaman cevap ver bana. Cevap yerine geçecek bir tepki ver. Soru neydi, duyamadım. Her neyse. Buranın temizliğini bitireyim, odama çıkarım, merak etme.
Suni.